Hocam, oruç kimlere farzdır? Oruç İslam'ın temel ritüellerinden biridir. Ancak oruca ilişkin tartışmalı konular vardır. Bunlardan biri de onun sınıfsal bir içeriğinin olup olmadığıdır. Bizce orucun sınıfsal bir içeriği vardır. Zira bize göre zaten İslam bütünsel anlamda sınıfsal bir harekettir. Sınıfsal bir hareketin bütün inançları gibi ritüelleri de sınıfsal bir mahiyete sahip olmak zorundadır. Bu cümleden hareketle belirtelim ki İslam'ın sınıfsallığı kendini oruç ibadetinde de gösteriyor. Nasıl mı? İzah edelim. En başta şunu belirtelim ki oruç herkese farz değildir. Bu konuda zaten bir görüş birliği mevcut. Lakin kimlere farz olmadığına dair bir ittifak söz konusu değil. İlgili Kur'an ayetlerine baktığımızda oruç tutmaktan muaf tutulan kimselerin bulunduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı geçici süre muaf iken bir kısmı temelli muaftır. Hastalar ve yolcular geçici olarak muaftırlar. Hastalık geçtiğinde ve yolculuk bittiğinde tutamadıkları orucu tutmalıdırlar. Ancak hastalık süreyen ise elbette muaf olma durumu temellidir. Bütün bunların ötesinde Bakara 184. ayette belirtilen bir başka husus daha var. Bu husus aslında orucu tümüyle sınıfsallaştıran bir hüküm ihtiva ediyor. Oruca gücü yetmeyen yahut zorlukla güç yetiren kimseler meselesi. Bu durumu ifade etmek üzere Kur'an sözünde geçen fiil yutikune şeklinde telaffuz ediliyor. Bu fiil güç yetirememek yahut zorlukla güç yetirmek demektir. Peki gerçek anlamı hangisidir? Zorlukla yapmak, zorlukla güç yetirmek, çok zorlanmak şeklindeki anlam söz konusu fiilin doğru anlamıdır. Öbür türlü olsaydı zaten hastalar ve yolcular muaf tutulmuş olmazdı. Yolculuğun o günkü koşullarda nasıl bir zorluk olduğunu anımsamalıyız. Bugünkü yolculukla o günkü yolculuk zorluk bakımından aynı değildir. Bugünkü yolculuklar o güne göre çok kolaydır. O gün zor olduğu için oruç tutarken yolculuk yapmanın kişiyi zorlayacağından hareketle o kişi geçici sürede olsa oruçtan muaf tutulmuştur. Yolculuğun kendisi bir zorluk iken zorluk üzerine zorluk olacak şekilde o kişinin oruç tutması fiilen olanaksızlaşmaktadır. Ayrıca hastanın da oruç tutması olanaksızdır. Görüleceği üzere olanaksızlık düzeyindeki zorluk konusu zaten açıktır. Dolayısıyla yutikune ifadesi imkansız anlamında bir zorluğu değil, kişiyi yoracak bir zorluğu ifade etmektedir. Tutabiliyor ama zorlanıyor manası burada asıl manayı teşkil ediyor. İşte böylesi kişiler için fidye yolu vardır. Fidyenin Türkçesi kurtulmalık sözcüğüdür. Oruç tutma konusunda çok zorlananlar kurtulmalık yani fidye vererek oruç yükümlülüğünden kurtulabilirler. Zira ilgili Kur'an ayeti böyle diyor. Peki fidye kime verilecektir? Yanıt belli. Yoksula verilecektir. Ya oruç tutmakta zorlanan ve fidye vermek durumunda olan kişinin kendisi de yoksulsa, o halde bir yoksul başka bir yoksula mı fidye verecek? Böyle bir tenakuz olabilir mi? Elbette olamaz. O halde bu hükmün doğrudan doğruya varsıllara yani zenginlere yönelik olduğu açık değil mi? Biraz daha derin düşünelim. Yoksul bir kimse oruç tutmaya zorlandığı için fidye verecek. Peki nasıl verecek? Çalışarak verecek. Bir günlük yeme içme masrafı kadar bir miktarı bir başka yoksula verecek. O bir günlük yeme içme masrafını kazanabilmek için çalışacak. Peki o miktarı başkasına verdiğinde kendisi ne yiyip içecek? Yoksul zaten o miktarı kazanabilmek için güç işlerde çalışacak. O güçlükle oruç tutamayacak. Para kazanacak ama
kazandığı parayı başkasına verecek. Böyle bir şey olabilir mi? Ramazan ayında çalışmak zorunda olan herkes oruç tutmaya dayanamaz. Dayanabilenler de zaten zorlukla dayanır. İşinde verim düşüklüğüne yol açarak dayanabilir. Bu kapsama eğitim, öğretim faaliyetlerinde yer alan öğretmen ve öğrencileri de dahil etmek gerekiyor. Peki, çalışmak zorunda olan kimdir? Elbette ki yoksullardır. O halde oruç tutması gerekenler kolaylıkla oruç tutabilecek durumda olanlardır. Onların da herhangi bir güç gerektiren bir işte çalışmak zorunda olmayan zenginler olduğu çok açık değil midir? Zorlukla oruç tutabilen kimselerin oruçtan muaf olabileceği hükmünü kabul eden pek çok Kur'an yorumcusu var. Bunların en başında yer alan da İbn Abbas'tır. Nitekim İbn Abbas oruca zorlukla dayanabilen kişileri sıralarken yaşlı erkek, yaşlı kadın, gebe kadın, emzikli kadın ve iyileşme ümidi olmayan hastadan bahsediyor. Tabii bu konularda karşı fikirler de var. Ancak yine biz şunları belirtelim. Oruca zorlukla dayanabilen kişiler denildiğinde buna işçileri, emekçileri ama özellikle de son derece aşırı bedensel kuvvet gerektiren işlerde çalışan ağır işçileri de katmak gerekmez mi? Elbette gerekir. Onlar da orucu zorlukla tutabiliyorlar. Onların durumu da yaşlı erkek, yaşlı kadın, gebe ve emzikli kadın gibidir. Yaşlı erkek ve kadın çalışmadığı halde yaşlılığın verdiği zorlukla oruçtan muaf iken çalışan bir kimsenin çalışmadan ötürü aynı zorluğa düşeceğini görmemek olur mu? Kur'an'da Bakara suresinin 185. ayetinde Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez buyuruluyor. Aynı Kur'an suresinin 286. ayetinde ise Allah hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemez deniliyor. Nitekim son dönem İslam bilginlerinden Muhammed Abduh ve Musa Carullah da geçimlerini ağır işlerde çalışarak kazanan ücretlileri, taş ve kömür ocaklarında çalışan işçileri ve ağır işlerde çalışma cezasına çarptırılmış hükümlüleri oruca güçlükle dayanabilenler kapsamına katıyor. Bu konuda özellikle Musa Carullah'ın Uzun Günlerde Oruç adlı çalışmasına müracaat edilebilir. Bu noktada şu hususa da değinmek elzemdir. Oruca zorlukla güç yetirmek denilince kategorik olarak ve sınıfsal bir bakışla akla önce yoksul kesim gelse de varsıl kesimden de yaşlılık nedeniyle oruca güç yetiremeyen yahut zorlukla oruç tutabilen kimseler de söz konusudur. İşte aslında fidye dediğimiz hüküm onlar içindir. Yoksullar oruç tutamadıklarında bana göre kurtulmalık da gerekmez. Yani fidye vermeleri gerekmez. Zira verecek parası nasıl olsun? Lakin böylesi kimseler yoksul oldukları halde herhangi bir işte çalışmıyorlarsa, söz gelimi emekli olmuşlarsa, sağlık durumları el verdiğinde elbette ki oruç tutmalıdırlar. El vermiyorsa hem oruçtan hem de fidyeden muaftırlar. Ancak varsıllar yani zenginler fidye vermek zorundadırlar. Zengin olup da hastalık ve yaşlılık nedeniyle oruç tutamayanlar fidye vereceklerdir. Tutabilenlerse hem oruç tutacaklar hem de yoksulları doyuracaklardır. Çünkü ilgili Kur'an ayetinde kim bir hayrı artırırsa فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا ifadesi bu noktaya işaret ediyor. Hem oruç tutarak kendisi için bir hayır yapacak hem de bu hayrı yoksulları doyurmak suretiyle artıracaktır. Bakara suresi 184. ayetteki hükümlerden anlaşılan isteyenin oruç tutması, isteyenin de fidye vermesi şeklindedir. 185'teki hükümlerin 184'teki kimi hükümleri neshettiği şeklindeki görüşler muteber değildir. 184 ve 185 birlikte ele alındığında hiçbir hükmün değişmediği görülüyor. Yalnız şurası var ki 185'teki ifadeler oruç tutmanın daha hayırlı olacağı şeklinde bir anlam takviyesi içeriyor. Biz bunu zenginlerin hem oruç tutmakla
hem de fidye vermekle yükümlü olmaları şeklinde anlıyoruz. Yoksulların oruç tutma zorunluluğu yoktur. Ne var ki güçleri yetiyorsa ve tutabiliyorlarsa tutmaları elbette daha hayırlıdır. Çünkü ilgili Kur'an ayetleri buna işaret ediyor. Tüm bu ayrıntıların ötesinde genel anlamda yeniden ifade edecek olursak, 1. Oruç, varsıl yani zengin ve sağlıklı Müslümanlar için farzdır. 2. Oruç, yoksul Müslümanlar için farz olmamakla birlikte tutulması daha hayırlıdır. 3. Oruç, varsıl ve yoksul arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğinin doğurduğu sakıncaları belli ölçüde de olsa ortadan kaldırma amaçlı çok önemli bir ibadettir. 4. Oruç tutarak ve yoksullara fidye vererek zenginlerin bir kısım malının yoksullara geçmesi orucun temel amaçlarından biridir. Bu, iktisadi manada sınıfsal sorunları azaltmaya yönelik önemli bir düzenlemedir. 5. Ramazan orucunun tutuluş gerekçesi anlatılırken, Bakara suresi 185. ayette belirtilen Kur'an'ın gönderilmesine şükretmek gerçeği, oruçtaki sınıfsal içeriği teşhis etme noktasında da önemli bir hususu belirtiyor. Çünkü Kur'an, mustazafların, ezilenlerin yani mazlumların, müstekbirlere, muktedirlere ve varsıllara karşı haklarını koruma ve ezilenleri egemen kılma mücadelesinin 7. yüzyıl Arap toplumundaki bir nevi manifestosudur. Bu manifestoyu sınıfsal bir bakışla irdelediğimizde oruçtaki amaç ve hükümleri de ezen ezilen yahut varsıl yoksul arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlik meselesine göre yorumlamamız ilahi takdir ve murada en uygun olan tutumdur. 6. Kur'an'ın amacının mustazafların, ezilenlerin egemenliği olduğu gerçektir. Pek çok Kur'an sözünde gördüğümüz gibi en yanılgın biçimlerinden biri öyküler bölümü yani Kasas suresi 5. ayette geçmektedir. Biz ezilenleri yeryüzünde önderler kılmak ve onları kalıcı mirasçılar yapmak istiyoruz. Böyle diyor. Oruç ritüelini de bu ve bunun gibi pek çok Kur'an ayetinin anlamsal havzası içerisinde değerlendirmek durumundayız. Aksi yorumların hiçbiri temel Kur'ani gayeye kesinlikle münasip değildir. 7. İlaveten şunu da belirtelim ki Kur'an'da oruç tutmamanın hiçbir dünyevi cezasından bahsedilmez. Lakin özellikle zenginler için oruç tutmamak zaten büyük bir günahtır. Bu günahın işlenmesi yoksulların ezilmesine verilen desteğin devamına katkı sunmak olduğundan aynı zamanda insani açıdan da önemli bir meseleyi işaret etmektedir. Oruç tutulmalı, fidye verilmeli, infak yapılmalı ve zekat yaygınlaşmalıdır. Orucun sınıfsal analizi konusunda ta İbn Abbas'tan bu yana bir nüve şeklinde gelen Abduh ve Carullah gibi modernist ulemada biraz daha belirginleşen çeşitli analizlerin en doruk noktası bu ritüele zenginlik ve yoksulluk çelişkisi üzerinden bir yorum getirilmesidir. Bu yorum konusunda şahsen yalnız değilim. Pek çok İslam bilgininin bu şekilde düşündüğünü biliyorum. Söz gelimi, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve Avustralya Müftüsü Mustafa Raşit bizim gibi düşünüyor ve orucun zenginler için zorunlu, yoksullar içinse gönüllülük esasına dayalı bir ibadet olduğunu belirtiyor. Mustafa Raşit'in ifadesiyle orucun amacı fakirin karnını doyurmaktır. Bir kişi her gün bir fakirin karnını doyuruyorsa bu en iyi oruçtur. Bizce bu tanımda geçen fakirin karnını doyurmak ifadesi daha genel anlamda düşünülmelidir. Fakirin açlığına yahut fakirliğine yol açan bölüşüm adaletsizliğine vurulacak her darbe, gerçek orucu tutma yolunda atılmış mukaddes adımlar hüviyetindedir. Kur'an'a göre bölüşüm adaletsizliğine vurulacak darbeler bellidir. İnfak, zekat, fidye.
Bir Müslüman toplumda infak, zekat ve fidye ne denli yaygınlaşırsa bölüşüm adaletsizliği de o denli azalır. İşte oruç ibadeti de bu bilincin yükseltilmesi amacıyla ifa edilmesi gereken son derece görkemli bir ritüeldir. Eksik kalmasın diye ifade edelim ki, kasten bozulan orucun kefareti olarak 61 gün oruç tutma uygulamasının hiçbir dinsel dayanağı yoktur. Bu sonradan uydurulmuş bir bid'attir. Fitre meselesi de fidye, infak ve zekattan dolayı aslında fiilen hallolmuş bir meseledir. Ne var ki yine de fitre varsıllar için fidye ile birlikte değerlendirildiğinde verilmesi lazım gelen bir bağıştır. Oruç tutan zenginlerin verdikleri fidyeyi fitre şeklinde anlamak mümkündür. Oruç tutmayanların verdikleri fidyeden ayrı olarak tutanların verdikleri bağışı fitre sadakası, sadakayı fıtr olarak nitelemek lazımdır. Fitre yalnızca bir günlük gıda masrafından değil de çok daha yüksek bir meblağdan oluşmalıdır. İşin özü şu ki, İslam sende biriken parayı, serveti, zenginliği gerek infak yoluyla, gerek zekat, gerek fidye ve gerekse fitre yoluyla yoksullara ulaştırmanı emrediyor. İslam'ın emrine uymakta hayır vardır. Güzellik vardır, mutluluk vardır. Allah oruçlarımızı, fidyelerimizi, infakımızı, zekatımızı, fitremizi kabul eylesin.